Cehennemdeki pişmanlık fayda eder mi? Allah tüm insanlara elçileri ve kitapları vasıtasıyla yapmaları gereken her şeyi bildirir. Hiçbir topluluğu uyarıp korkutmadan bir azap göndermez. Her insan yeterli öğüdü alacak ve yapması gereken her şeyi öğrenecek kadar bir ömür yaşar. Yapmaları gereken her şeyi bildikleri ve düşünüp öğüt alabilecekleri kadar vakitleri olduğu halde inkarlarında ısrar eden insanlar cehennemde sonsuza kadar yaşamayı hak ederler.'' Ama bu insanlar oraya girdikleri anda dünyada yaptıklarından dolayı müthiş bir pişmanlık duymaya başlarlar. İşte bu pişmanlığın telafisi yoktur. Yaptıklarını telafi etmek için dünyaya dönmek isteyen inkarcıların yalvarmaları hiçbir şekilde fayda vermez. Çünkü onlar kendilerine verilen fırsatı değerlendirmemişler ve sonsuza kadar haklarını kaybetmişlerdir. Allah ayetinde bu inkarcıların çaresiz durumunu şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İçinde onlar şöyle çığlık atarlar: Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka salih bir amelde bulunalım. Size orada dünyada öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da gelmişti. Öyleyse azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Fatır suresi 37. Böyle olmakla beraber Allah'tan bir rahmet olarak Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle bir hadisi de vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır. Ebu Said der ki, kim bu ihbarın ifade ettiği hakikatten şüpheye düşerse şu ayeti okusun. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Nisa suresi 40. Tırmızı sıfatu cehennem 10 2601.